Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün videomda size önümüzdeki kış günlerine de biraz belki fayda sağlayacağını düşündüm. Bebeğim ne zaman üşür, üşüdüğünü nasıl anlarım, bununla ilgili bir video hazırladım. Hadi izleyelim. Evet, bebekler doğduğu günden itibaren ister mevsim yaz olsun ister kış olsun hep endişemiz, acaba üşüyecek miyim, nasıl üşümemeli, ne yaparım, ne kadar giydirmeliyim, ne kadar kat kat mı sık, ne kadar daha kalın giydirmeliyim, hep bizim kafamızda bir soru işareti olur. Annelerimiz, anneannelerimiz bununla ilgili bir sürü yorum yapar. Ama şöyle düşünün, bebekleriniz bir ay, siz ne giyiyorsanız bir fazlasını giymesi yeterli. Birinci aydan sonra artık siz ne giyiyorsanız bebeğinizi o şekilde giydirmelisiniz. Çünkü onların vücut ısı dengelerini ilk bir ay içerisinde toparladıkları için artık biz ne giyiyorsak ilk aylarda aynı şekilde giydirebilirsiniz. Bazen üşüdüğünü anlamak için eskiler şey diye söyleyebilir. Mesela bebek yeşil kaka yaptığında bebeğin acaba üşüdü mü diye düşünülebilir, ama yeşil kaka tek başına üşüdüğünü gösteren bir belirti olmayabilir. Yani bebeğiniz alerji olduğunda ya da ön süt dediğimiz sulu kısmı çok daha fazla içip arkada yağlı kısmı az aldığı dönemlerde de yeşil kaka yapabilir. Bu kakasının rengi üşüdüğünü her zaman delalet eder. Ellerine ve ayaklarına dokunduğunuzda hep serindir. Bu da dolaşımıyla alakalı bir durum olduğu için bu normal, bu da üşüdüğünü göstermez. Üşüdüğünü anlamak için kıyafetli bir yere içine elinizi sokmak, ensesinden bakmak bir bizim anlamamızı sağlayacak bir noktadan bir tanesidir. Bu süreçte biraz pamuklu kıyafetler giydirmek, içerisinde polyester içeren şeylerden her şekilde uzak kalmak çok önemli. Ben hep şey soruyorlar, işte gece yazın hadi hafif şeyler giydirdik, hava sıcaktı. Peki kışın ne yapacağız? Kışın 3-4 aya kadar bebeklerinizi yarım kundak yapabilirsiniz. Yarım kundak yaparken kullandığınız örtü, yani kundak yaptığınız örtü penye battaniye olabilir. Müslinlerden yapılmış battaniyeler olabilir. Hatta böyle son dönemler Müslinlerin bamba olanları çıktı. Birazcık daha böyle sıcak tutuyor onlar. Bamba olanlarından tercih edebilirsiniz. Onunla kundak yaptığınızda içine bodisi, üstüne tulumu, üstüne de kundak yaptığınız örtüyle zaten bebeğiniz için yeterlidir. Fakat 4-5. aydan sonra bebek dönmelere başladığı için artık kundak zaten o süreçten sonra zaten kendi de istemez, bebeği de. O zaman bunu önermiyoruz. O süreçte ise biz bebeğimizi uyku tulumları giydirebiliriz. Bayağı tulum şeklinde olanları var. Böyle iki tane tulum arasında incecik bir elyaf koyuyorlar. Böyle hava geçirgenliği de olmadığı için sıcak tutuyor. Bu tip bir şey olabilir. Ayaklı tulumlar olabilir. Yani ayak kısmı tamamen kapalı olan tulumlar, tulum gibi uyku yelekleri var. Uyku tulumları var. Onlardan giydirebilirsiniz. Bu süreçte yine penye battaniyeler, müslin örtülerden yapılmış battaniyeler bebeğinize kullanabilirsiniz. Oda ısısını burada belli bir ısıda sabitlemiş olmak bence bir çözüm. Ben kendi oğlumda öyle yapıyordum. Çok fazla kalın uyku tulumlarını giydirdiğimde de rahatsız olduğu için odanın ısısını belli bir 22-23'te sabitlemeye çalışmıştım. Bizim evimiz kendi evimiz yerde ısıtmalı olduğu için gece de 12'de kapandığından dolayı 3'e doğru hafif serinlemeye başlıyordu. Ve o süreçte elektrikli patek aldım. Elektrikli peteği taktığım zaman ısısını dengelemişti. O süreçte peteğe gelene kadar klima taktırdım. Havayı çok kuruttu. Böyle üfleme tarzında olduğu için çok uygun olmadı oda için. Ondan vazgeçtim. Elektrikli aldım. Fakat elektrikli de o parlak ışıklı kısımları çocuğun çok fazla dikkatini çekmişti. Ben de korktum gece uykudan odaki yatağından kalkacağı tutar ve ona dokunursa diye. Ondan korkmuştum. Sonra da aynı bildiğimiz kalorifer peteği şeklinde elektrikli ısıtıcı aldım. Gerçekten odanın havasını da kurutmamış oldum. Yavaş yavaş ısındı. Çocuğun da çok böyle eleyeceği bir dikkat etti. Kendinin, onun dikkatini çekecek bir şey olmadığı için de ben onu kullandım. Sabah gece 3'te zaten beslemek için kalktığım için kalkıp emzirip arkasından elektrikli peteği açıyordum. Sabah 6'da da tekrar beslemek için kalktığım için de elektrikli peteği kapatıp zaten kaloriferlerde yanmaya başlayıp ısımızı bu şekilde dengede sağlamış olduk. Böyle olduğu zaman da zaten çok böyle kalın şeyler kullanmadık. Zaten bebeklerde yorgan gibi böyle kalın örtü, kalın battaniyeleri tavsiye etmiyoruz. Çünkü zaten baş boyun desteğini sağlayıncaya kadar o yorganların içerisinde hareket edemiyorlar. O yüzden tehlikeli. Daha büyüdüğü zaman da içine kıvrılabilir ve hareket kabiliyetini kısıtlayabilir. O yüzden yine tavsiye etmiyoruz. Gündüz için daha ben
kat kat giydirmeyi tercih eden biriydim. Size de öyle tavsiye edebilirim. Terleyici işte gerekirse üstüne bir şey çıkartmak daha avantajlı olabilir. Onun dışında odanın ısısını, evet dediğim gibi, sabitlemek önemli. Bir de odanın ceyran altında, hani o bölgenin ceyran olmasını istemezdim. Yani iki camı açıp arada kalan o hava sirkülasyonu olduğu bölgede olmamasına çocuğumun dikkat etmiştim. Onun dışında kışın özellikle bebek arabalarını giydirilen tulumları çok tavsiye ederim. Bebeğin üstüne küçük bir mont giydirip şapkasıyla onun içine yerleştirdiğinizde çok rahat bir şekilde dışarıda istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde üşümüyor. O yüzden şöyle düşünün, kötü kıyafet yoktur, kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır. O yüzden biz düzgün kıyafetleri, pamuklu ürünleri kat kat giydirerek, gerekirse üstünün sıcaklığını çıkartarak bebeğimizin havaya uyum sağlamasını çok rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Ben bunları dikkat ederek oğlumu 8 yaşına kadar getirdim. Biraz serinliği seven biriyim. Çocuğumu da o şekilde alıştırdığım için biz böyle evimiz hiçbir zaman çok sıcaklar olmadı. Çocuğum da bu anlamda da çok da hasta olmadı. Size de böyle tavsiye ederim. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.